İzleyenlerimiz ve sesimizin ulaştığı her noktaya haftanın bu son iş gününden memurlar adına günaydın diyelim. Takvim yaprakları 9 Kasım'ı gösteriyor. Günlerden Cuma ve biz yine gazete manşetleriyle sizlerle birlikteyiz. Evet, Yeni Bakış gazetesi ilk gazetemiz olacak. Ürkütücü rakamlar başlığını kullanmış bugün. Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, son dönemlerde özellikle genç mahkumlarda bir artışın söz konusu olduğunu söyledi. Kayalı, genç mahkum veya tutukluların ezici çoğunluğunun uyuşturucu suçundan ceza almış olduklarını kaydetti. Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, son yıllarda suç çeşitleri ve suçlu profillerinde de çok hızlı bir değişimin söz konusu olduğuna dikkat çekti. Kayalı, buna bağlı olarak cezaevi çalışanları ve gardiyanların da eğitimli profillerine göre nasıl davranması gerektiği ve neler yapılması gerektiği noktasında bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Suçların caydırılması noktasında yasaların önemine ve pratik hayata yansıyışına da değinilmesi gerektiğine vurgu yapan Kayalı, aynı suçtan tekrar ceza alıp cezaevine gelen mahkumların varlığına işaret etti. Kayalı, denetimli serbestlik yasasından yararlanarak tahliye olan bir mahkumun yeniden uyuşturucu suçu ile cezaevine gelmesinde herkesin kendisini sorgulaması gerektiğinin altını çizdi. Cezaevindeki genç mahkumlarda bir artışın söz konusu olduğuna işaret eden Kayalı, genç mahkum veya tutukluların ezici bir çoğunluğunun uyuşturucu suçundan ceza almış olduklarını kaydetti. Kayalı, bu genç çocuklarımızın bazısı Anadolu'dan, bazısı başka bölgelerden, bazısı da kendi yurttaşlarımızdır. Bu konuya nereden geldikleri, kim oldukları şeklinde değil, insan odaklı bakarak çözüm üretmek durumundayız diye konuştu. Özlem Çimendal'ın haberi iç sayfada geniş bir şekilde yer buluyor. Yeni Bakış gazetesinde haberin ayrıntılarıyla birlikte değerli izleyenler. Ve fotoğraf başlığı dikkatsizlik felaket getiriyordu. Haspolat'taki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yakınlarında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Ahmet İkiderili'nin haberi sayfalarda ve ekmek paramızı çalıyorlar demiş Lefkoşa'daki taksiciler, korsanlı taksiciler ve turistik araçların haklarını gasp etmelerine tepki gösterdi. Ve Çatalköy Muhtarı Yusuf Sipahi, Teknecik Elektrik Santrali'nden çıkan dumanın bölgede sağlık açısından tedirginlik yarattığını vurguladı. Melin Dopran Çatalköy'deydi ve Çatalköy muhtarı Yusuf Sipahi ile konuştu. Sütun başlıklarına bakalım. Girne Alsancak'ta kıskançlık yüzünden tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan Natia Maria Hayyam, dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 3 ay hapis yatacak. Bu da bir erkeğe şiddet olayıydı. Aslında toplumsal şiddetin bir göstergesiydi bu da. Sadece şiddet kadına karşı uygulanmıyor, erkeğe karşı da uygulanıyor, çocuğa karşı da uygulanıyor ve hayvanlara karşı da uygulanıyor. Tüm bunlar ciddi anlamda sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Ve bir vaka daha, Girne'de bir eğlence mekanının park alanı içerisinde tartıştığı Talha Verimli'ye kafa atıp ardından burnunu ısırarak kırılmasına neden olan Cemal Cengiz Han hakkındaki karar dün açıklandı. 5 aya mahkum edildi. Ayrıntılar iç sayfalarda. Yani neyse, bunu da okuyalım da öyle bir değerlendiririz bu 3 haberi. 3 haber paylaşmış sütun başlığında Yeni Bakış. Diğeri de Girne'de Elmeri Sanchez isimli kadını sırtından 7 kez bıçaklayan 17 yaşındaki TK hakkındaki soruşturma tamamlandı. Tutuklu yargılanacak. Yani 3 olay paylaştım sizlere. Ve bu 3 olaya iç sayfalarda bakalım. Evet. Bir sayfada Yeni Bakış'ın 3. sayfasındaki kriminal vakalar. Girne'de Elmeri Sanchez'i 7 kez sırtından bıçaklayan 17 yaşındaki TK hakkındaki soruşturma sürüyor. İkinci olay, eğlence mekanının otoparkına diye önce Girne'de
da kıskançlık yüzünden erkek arkadaşını bıçaklamış. Yani şiddetin farklı farklı türlerini bu sayfada görebiliriz. Ülkemizde yaşanan, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşanan. Eğlence mekanına eğlenmek için giden iki kişi çıkışta kavga ediyor. Ya da oradan geçerdi, annen geldi de senin burnunu kıracağım, kafaya attı. Baktı ki tatmin olmadı, ısırdı da. Yani burnunu ısırdı. Yani burnuna vurduğu kişinin burnunu ısırdı. Ve öteki de kıskançlık yüzünden erkek arkadaşını bıçaklamış. Yani diğeri de zaten keyfine bıçakladı ya. Onun bir nedeni yok. Kapalı gerçekleşiyor mahkeme oturumları da. 17 yaşındaki çok ciddi sıkıntılar yaşayan bir arkadaşımız bu. Acilen tedavi edilmeli ancak nasıl tedavi edilecek onu da ben bilmiyorum. Yani bunun işin uzmanları var. Onlara sormak lazım. Onlarla konuşmak lazım. Ve ciddi bir rapor altında bu davanın sürmesi gerekiyor ve davanın savunmasının, ailesinin ya da sosyal hizmetlerden birinin yanında yapılması gerekiyor. Çünkü normal bir ruh hali değil bu. Yani birini öldürmek için sokağa çıkıp da birilerini bıçaklamak bu sağlıklı bir ruh sağlığı değil. Diğer olaya bak. Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Nadia Maria isimli arkadaşımız kıskançlık yüzünden erkek arkadaşını bıçakladı. Ancak erkek arkadaşı şikayetçi olmadı. İleride evleneceklerini demiş ve beyanda bulunmuş bu yönde. Ancak o yüzden 7 yıl öngörüyormuş bu suç. Ancak 3 ayda çıkacak. Diğeri de 5 ay hapse mahkum edildi. Vahim zarar suçundan. Isırıkçı değilim ben ona. Isırıkçıya da önce kafa atıp ardından ısırdı. Çünkü burnunu kırdı. İkinci sayfası Afrika davası ertelendi. Afrika gazetesi genel yayın yönetmeni Şener Levent ve gazete direktörü Ali Osman Tabak dün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Haberin ayrıntısına bakalım. İlginç bir de fotoğraf karesi var. MDP Genel Başkanı Bisküvitçi biliyorsunuz. Buray Bisküvitçi Afrika gazetesinin saldırıya uğradığı gün oralarda olanlardan biriydi ve o da dün mahkemedeydi. Bir ara karşı karşıya geldiler. Şener Levent ile birlikte hem Ali Osman Tabak da oradaydı. Ayaküstü bir sohbetleri oldu. Dikkat çekici bir fotoğraf karesini yakaladı sevgili Evrim Kamalı. Ve o fotoğrafı da yayınladı bugün Yeni Bakış. Birçok gazetede var o fotoğraf. Haberin ayrıntılarına bakalım. Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve gazete direktörü Ali Osman Tabak dün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargıç Cenkay İnan'ın huzurunda görüşülen davada iddia makamı başsavcılık adına davayı yürüten savcı Ergin Atıcı, sanıklar Levent ve Tabak şahsen hazır bulundu. Dün gerçekleşen duruşma sanıkların avukatı Tacan Reynar'ın geçirdiği ofis kazası nedeniyle hazır bulunamaması üzerine 13 Kasım tarihine saat 11.30'a ertelendi. Dünkü duruşmaya tanık olarak dinlenmek üzere gelen davacı MDP Genel Başkanı Buray Bisküvitçi ile davalı gazeteci Şener Levent arasında mahkeme çıkışında kısa süreli sohbet yaşandı. Levent, Bisküvitçi'ye Afrika gazetesine yapılan saldırı esnasında nerede olduğunu sorması üzerine Bisküvitçi orada olmadığını, olması durumunda bu linç girişimine
destek vermeyeceğini, ayrıca engel olacağını söyledi. Şener Levent ayrıca Büşküvitçi'ye Barbaros Şansal'a yemek yediği sırada yaptığı saldırının hoş olmadığını hatırlatması üzerine Büşküvitçi, "O Kıbrıs halkına hakaret etmişti, ben de ona dersini verdim," dedi. Evet. Böylesine bir sohbetti, ayaküstü gerçekleşen. Tabii MDP'nin genel merkezi hemen Afrika Gazetesi'nin yakınında biliyorsunuz. Ve Afrika Gazetesi'ne yapılan saldırının ardından düzenlenen büyük toplumsal mitingde büyük büyük hoparlörler kurulmuş oraya ve mehterlerle ve Türklük marşlarıyla oradan dere boyundan gelecek olan o büyük insan seline tahrikvari marşlar çalınmıştı böyle. Onu da hatırlatalım, Büşküvitçi'nin partisinin olduğu yerden. Ve dikkatsizlik felaket getiriyordu. Hasbolat'ta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi yakınlarında yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Neyse ki ucuz atlatıldı bu kaza diyebiliriz. Evrim Atlan'a çarpması sonucu polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Otobüsü arkadan çarptı. Bir anlık dalgınlık kazayla sonuçlandı. Dün Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Lefkoşa'da gerçekleşti bu kaza. Ciddi bir yaralanma yok ve aracın camlarını kırmış. Gönlülü'de eski eşinin ikametgahına giderek aracının camlarını kıran zanlı Feride Namlı yapılan şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Eski eşinin arabasının camlarını kırmış. Ve vicdani ret davaları İnsan Hakları Mahkemesi'ni bekleyecek. YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı'nın askeri mahkemede yargılandığı vicdani ret ile ilgili dava savcılık tarafından duruşma aşamasında geçici olarak geri çekildi. 3 kişi vardı. Haluk Selam Tufanlı ve Halil Karapaşaoğlu'nun yargılanması da vardı. Haluk'un davası dosyası numarası alınamadığı için Ahim'den 20 Aralık'a ertelendi. Halil'in yargılanması da Ahim dava süreci olmadığı için 6 Aralık'a ertelendi. Aynı gelişmeleri onlardan da bekliyoruz. Ve vicdani ret haktır. Vicdani ret yasal olmalı ve vicdani ret bir insan hakkıdır. Bir düşünce hakkıdır. Bunun altını çizelim. Kimse zorla askere gitmesin. Kimse zorla istemediği bir şeyi yapmasın. Vicdanen eline silah almak istemiyorsa almasın. Bunun dünyanın farklı ülkelerinde uygulanması var. Bizde de olması gerekli bunun. Yoksa seferberlik 2010-2011 yıllarında seferberliğe katılmadığı için bu arkadaşlarımıza bu sıkıntıları mahkemeye git gel, 6 Aralık'ta git, onun da gel, Ahim'e koştur, ora koştur, bura koştur, bu ne ya? Hangi çağda yaşarız, nerede yaşarız? Ya da seferberliğe gidenler ne yapar? Yani ne yapar? Seferberlikte ne yapılır? Bütün gün giyinip, kuşanıp, oturma. 70'lerden kalma G3'leri elimize veriyorlar. Otur, bekle. Ağacın altında, sıcağın içinde, orada burada, toprağın içinde bütün gününü harca. Özel sektör çalışanları zaten kendi dükkanlarını kapatıp oraya geliyorlar. Bir günlerini harcıyorlar. Kaçarken de işte 8-10 lirada aldık. Bugün geldim burada. Oldu. Bu kadar kolay mı yani bu iş? Teknolojinin, savunma sanayinin bu kadar ilerlediği, dünyanın farklı farklı şeyleri, yapay zekalarla savaşıyor adamlar. Artık yapay zekalı robot askerler yapmışlar, savaşıyorlar. Bir sene daha gel seferberliğe, kapan otur ve bekle. Saat 3.30 hadi yollat bizi, tamam toplanın içtimaya, rahat hazır ol, bay bay.
Çok şey öğrenir çünkü. Evet. Yeni Bakış'tan aktaracağımız haberler bunlar. Gene vicdan ret konusu açıldı böyle. Celallendi kararı da yine devam edelim. Kıbrıs gazetesi bitirilebilse sorunları hal yasası çözecek başlığını kullanmış. Ülkede sebze ve meyve fiyatlarını düşürmek için patates ve domates gibi ürünlerin ithal edilmesine izin verilirken fiyatlara denge getirip üretim planlamasını sağlayacak hal yasasının hala hazırlanıp yasallaşmaması tepki topluyor. Ülkede sebze ve meyve fiyatlarına bir düzenleme getirip üretim planlamasını sağlayacak hal yasası hala hazırlanmazken, fiyatlara denge getirilebilmesi için patates ve domates gibi ürünlerin ithal edilmesine izin veriliyor. Bu durum, yerli üretimin ciddi bir darbe almasına neden oluyor. Sorunları çözecek olan hal yasası hemen hemen her kurulan hükümet döneminde gündeme gelmesine rağmen bu yasa çalışması bir türlü tamamlanıp yasalaşamadı. Yerli üreticiler dört gözle bu yasayı bekliyor. Ayrıntılar iç sayfalarda Kıbrıs'ta ve fotoğraf başlığı organ bağışı yeni bir hayat. Kimisi kadavradan, kimisi ise canlıdan canlıya gerçekleştirilen operasyonla böbrek nakli olan hastalar bir araya gelerek topluma ortak bir mesaj verdi. Organ nakliyle sağlığına kavuşanlar, hayata dönmemize vesile olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz diyerek hayata yeniden merhaba dediklerini ve zorlu günleri geride bıraktıklarını vurguladı. Hastalar, kimimiz annemizin, kimimiz babamızın, kimimiz çocuğumuzun, kimimiz de kayınvalidesinin böbreğini aldı. Bazılarımız ise kadavradan böbrek nakli oldu dedi. Ayrıntılar iç sayfalarda. Ve buraya üst geçit veya alt geçit yapmak bu kadar zor mu diye sormuş Kıbrıs gazetesi. Dün Haspolat'ta gerçekleşen trafik kazasıyla ilgili olarak haberi yansıtırken. Kaç hükümet değişti? UKÜ ile Haspolat'ı yayalar açısından birbirine bağlayacak. Özellikle üniversite öğrencilerinin kullandığı ana yola bir türlü üst geçit veya alt geçit yapılamadı. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, birçok kişinin yaralandığı yolda dün de bir araç yayaya çarptı. Lefkoşa Gazi Mağusa ana yolunda UKÜ yakınlarındaki yaya geçidinde meydana gelen kazada 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Evrim Altlan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Ölümden dönen yayanın kalçasında kırık olduğu öğrenildi. Trafiğin en yoğun olduğu yere çizilen veya geçidinin belli belirsiz olması hem sürücüler hem de yayalar için büyük tehlike oluşturuyor. Her gün birçok kişinin ana yoldan geçerken büyük tehlike oluşturuyor ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililer buraya ne zaman el atacak, biz ölünce mi diye sordu. Mehmet Karayaz'da ayrıntılar iç sayfada ve Türkiye ile KKTC arasında endişe edecek bir sorun yok dedi. Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye ilişkilerinde endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi ve Başçeri, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki ilişkilerde dışarıdan görüldüğümüzü sandığınız boyutta bir durum yok dedi. Ayrıntılar iç sayfalarda. Ve Süper Loto çekildi. Talihli numaralar 5, 6, 10, 16, 17, 27. Bir daha tekrarlayalım. 5, 6, 10, 16, 17 ve 27. Yeni düzen 825 milyon TL açık beklentisi başlığını kullanmış bugün manşetinde. İşte 2019 bütçesi 7 milyar 705 milyon TL bütçede %32,5 artış başlığı var. Müsteşar Çoli, Türkiye'den katkı yapılmazsa o durumda bütçe açığı 1 milyar 300 milyon TL'ye ulaşacak dedi.
ve bütçe yasa tasarısından 2019 bütçe yasa tasarısı 7 milyar 705 milyon TL, genel gelirler 6 milyar 880 milyon TL, bütçe açığı 825 milyon TL, ek mesai 2018 yıl sonu için 150 milyon TL'yi aşması, 2019'da 180 milyon TL'ye ulaşması öngörüsü, mahalli gelirler 4 milyar 512 milyon 116 bin TL, fon gelirleri 1 milyar 97 milyon 884 bin TL, TC yardımları 695 milyon TL, krediler 575 milyon TL, iç borçlanma 825 milyon TL, belediyelere katkı payı %29.40 artırılarak 322 milyon 500 bin TL'den 417 milyon 400 bin TL'ye yükseltildi. Sosyal güvenlik yatırımları hariç olmak, Sosyal Sigortalar Dairesi'ne sağlanan kaynak %39,22'lik artışta 408 milyon TL'den 568 milyon TL'ye çıkarıldı. Ve Erhürman, Anastasiades'in son açıklamaları çok umut verici değil dedi Başbakan Erhürman ve Büyükelçi Başçeri ilişkilerde endişelenecek herhangi bir durum yok açıklamasında bulundu. Avrupa Komisyonu'ndan tarım yatırımları için 5 milyon euroluk hibe, yeni düzenin iç sayfalarında yer alan haberler. Ve Havadis, başkent sorunlar yumağı demiş bugün manşetinde. Muhtarlara göre başkent Lefkoşa birçok sorunla boğuşuyor ancak en büyük sorun yollar. Birçok sokakta yollar çukur dolu. Bazı ana arterlerde ise asfalttaki çökmeler trafik güvenliğini tehdit eder noktada. Haberin spotlarına bakalım. Eniz Orakçıoğlu'nun kaleminden. Lefkoşa'daki muhtarlara göre başkentin ortak sorunu yollar. Ana yollardan tutun sokak aralarındaki birçok yolda çökme ve çukurlar var. Bazı yollar ise çok dar. Bu yetmezmiş gibi yol üzerine park eden araçlar yüzünden trafik sıkışıyor. Küçük Kaymaklı ve Hamitköy muhtarları kanalizasyondan şikayetçi. Hamitköy'de henüz kanalizasyona bağlanamayan sokaklar sorun olarak ortaya çıkarken Küçük Kaymaklı'da hem kanalizasyona bağlanamayan yerler var hem de lağımın sokağa taştığı bölgeler var. Göçmenköy ve Taşkınköy'ün en büyük sorunu dere yatağı. Her iki bölgenin muhtarı temizlenmeyen ve çirkef birikintisi oluşturulan derenin neden olduğu pis koku ve haşerlerden şikayetçi. Muhtarlar dere yatağının bir an önce temizlenmesini istiyor. Ve muhtarlar bazı yerlerde sokak lambalarının yanmaması, bazı bölgelerde de kaldırım ve yaya geçidinin olmamasından şikayetçi. Muhtarlar vatandaşın drenaj ve park yeri eksikliğinden de şikayetçi olduğunu anlattı. Havadis bugün Lefkoşa'nın bu durumunu okuyucusuyla buluşturdu. Ayrıntılar iç sayfalarda. Ve sürmanşet başlığı Havadis'in federasyonun temeli eşitliktir. Başbakan Erhürman, Rum lider Anastasiades'in halka gevşek federasyon konusundaki fikirlerini aktardığı açıklamasının süreç açısından umut verici olmadığını vurguladı. Erhürman, Anastasiades'in söyledikleri BM çerçevesinin dışına çıktı. Desantralize de olsa, santralize de merkez yanları, tarafları da güçlü olan federasyon federasyondur dedi. Ve başkacanlar yanmadan bu soruna el atın. Neden olduğu tehlike açısından Havadis'in birçok kez kamuoyu gündemine taşıdığı UKÜ karşısındaki yaya geçidinde dün arabanın çarptığı bir öğrenci daha ölümden döndü. Ayrıntılar Devrim Demir'in kaleminden Havadis'in ilk sayfalarında. Evet değerli izleyenler, hemen bakalım. Hatice Keskinel, Mehmet Salih, Ozan Can, Neşe Altay, Can Akıncı, Mehmet Salih Tombul bizler izliyorlar şu anda. Teşekkür ediyoruz. Evet, Havadis'teki haberlerimizi de aktardık. Afrika ile devam edelim. Savcılık kelle istiyor başlığını kullanmış. Vicdani red davalarında Halil Karapaşoğlu hapislik yolunda. Yıllardır yargılanan 3 kişi arasında bulunan Murat Kanatlı daha önce aldığı hapis cezasından dolayı Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açtığından askeri mahkemedeki davaları geri çekildi.
Haluk Selam Tufanlı'nın yargılandığı 6 davada ise Ahim'de Türkiye'ye açtığı davada dosya numarası beklenecek. Halil Karapaşoğlu'nu ise savcılık hapse göndermekte kararlı. Yargıç, Halil Karapaşoğlu için savcıya yargılanması için ısrarlı mısınız diye sordu. Savcı evet dedi. Karapaşoğlu bunu savcılık kelle istiyor, yani beni hapse atmak için elinden geleni yapıyor diye yorumladı. Karapaşoğlu, hükümet vicdan iletle ilgili yasa tasarısını meclisin gündemine getirmezse iş işten geçmiş olacak. Ayrıntılar iç sayfalarda. Ve dava 13 Kasım ertelendi. Afrika davaları. Ve benim adımı silin bu feryat Ümit İnatçı'dan din kitaplarına yanlışlıkla sanat yönetmeni olarak adı yazılan Ümit İnatçı benim adım öyle bir tasarıma öyle bir tasarıma imza atmayacağımı herkes bilir dedi. Nasıl bir yanlışlık bu böyle? Hem de yani Ümit İnatçı'nın adının din kitaplarına yazılmış olması sanat tasarımcısı diye. Büyük bir ihtimalle bunlar Ümit İnatçı'nın isminin kalitesini çaldı. Ondan nemalanmak istedi. Bakın Ümit İnatçı bile din kitaplarına imza atıyor. Siz de, yani biz de, ben kendimi göstereyim. Ben de şikayet ediyorsunuz ha. Oldu. Fotoğraf başlığı Hüsnü Mahalli'ye 2 yıl 5 ay hapislik. Mahalli sosyal medyada vatana millete hayırlı olsun diyerek kararı paylaştı. Usta gazeteci Hüsnü Mahalli Orta Doğu ve Türkiye üzerinde muazzam yorumlar yapıyor. Muazzam sentezleri var. O bölgede yaşanan süreci çok iyi gözleyen biri, ancak o da nasibini aldı. Türkiye'de yaşananlardan diyelim. Şeyi merak ettim. Ümit İnatçı'nın açıklamasını. Evet. Ümit İnatçı'nın açıklamasını paylaşalım. Önemli bir açıklama bu. Şu şekilde bir açıklama geldi Ümit İnatçı'dan. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bölümü orta eğitim kitaplarının Kıbrıs'ta yazılması gereği üzerine bir proje yapmış. İyi de yapmış. Ve 100'den fazla eğitimin kitabının Kıbrıs'ta eğitimciler tarafından yazılmasını sağlamıştır. Bana tasarım bölümü öğretim üyesi olarak kitapların sanat yönetmenliği görevi verildi. Kategorik olarak din ve tarih kitaplarının içerikleri nedeniyle tasarımlarını üstlenmedim. Din kitaplarının içlerinden birisine yanlışlıkla sanat yönetmeni olarak benim adım yazılmış. Umarım diğer baskılarında bu yanlışı düzeltirler. Zaten kitaba bakan profesyonel olarak benim öyle bir tasarıma imza atmayacağımı bilir. Ben böyle bir şeyi yapmama kararım beni bağlar. Bunu profesyonel olarak da yapabilirdim. Kitabı yazan ve yayına hazırlayan ben değilim. Tasarım ve yazarlığı birbirine karıştırmayın. Birileri heyecanlanıp bu işi nasıl yapar diye hallenmiş. Bundan Digomo'ya kadar yolunuz var. Benim ne yiyip içtiğimi soran mı var? Nasıl yaşadığım, ne zorluklarla boğuştuğum kimin umrunda? Mal bulmuş mağrubu gibi heyecanlanmayın. Bu ülkede duruşuyla bedel ödeyen biri varsa o da benim. O din kitabına tepkisi varsa bu toplumun ve öğretmenlerin toplayıp topluca yaksınlar. Hem kuzu kuzu dersleri hazmedeceksin, hem de aman bu kitabı kim hazırladı diye de triplere gireceksin. Derslere giren molla kafalı din hocaları çocukları cinlerle şeytanlarla korkutuyorlar. Kimseyi de taktıkları yok. Kitaba taktınız. Bu arada öğretmen sendikalarının da canı cehenneme. ÖYAK borçlu öğretmenlerin hayatını kararttı. Bunu da gören yok. Şimdi bütün mesele adımın yanlışlıkla bir din dersi kitabına sanat yönetmeni olarak yazılması. Ha, tasarımını ben yapsam ne olacak? O da ayrı bir mesele. Bakınız etrafı kırıp dökmeyeyim diye neredeyse bir rahip pasifizmine kadar vardım. Ama ağzımı açmayacak kadar da tükenmedim. Bilesiniz demiş Ümit İnatçı. Ve böylece biz de bir araya çıkalım. Aranın ardından kaldığımız gazetelerin haberleriyle devam edelim.
ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Evet, diyalogla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bakanlar Kurulu vatandaşlık vermesin demiş. Kim demiş? Hemen habere bakalım. Vatandaşlık ve beyaz kimlik uygulamasının ele alındığı toplantıda eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer'den İçişleri Bakanı Baybars'a iki ciddi öneri. Doğu Akdeniz Politika Derneği'nin ilk toplantısına konuşmacı olarak katılan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile CTP Milletvekili Asım Akansoy, vatandaşlıklar ve beyaz kimlik uygulamasına ilişkin düşüncelerini ortaya koydu. Baybars, hazırlanan bir tasarının Bakanlar Kurulu'na sunulduğunu, daha sonra da ilgili örgütlerde de ele alınacağını söyledi. Akansoy ise vatandaşlık konusunu ele almak ateşten gömlek giymektir dedi. Toplantıya davetli olarak katılan eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, İçişleri Bakanı Baybars'a iki ciddi öneri sundu ve bunların değerlendirilmesini istedi. Soyer, Bakanlar Kurulu'nun vatandaşlık vermesini ortadan kaldırın, vatandaş yapılanlar ise bu hakkı elde ettikten sonra ilk seçimlerde oy kullanmasınlar dedi. Evet, ayrıntılar iç sayfalarda geniş yer buluyor diyalogda. Ve ayrıldığı eşi ile sorunlar yaşamaya devam eden Feride Namlı öfkesini aracın camlarından aldı. Vurdu, parçaladı dedi. Ve seviyorum, evleneceğim demiş. Kıskançlık krizine girip erkek arkadaşını karın ve kasığından bıçaklayan Natya 3 ay ceza ile kurtuldu. Kasık kısmı tehlikeli. Yani aman. Yani onu söyleyelim. Yani... Ve koruma istiyor Christodoulidis, Pompeo'dan sonra Trump'tan ulusal güvenlik danışmanı ile doğal gazla sondajlarını ele aldı. Ekonomiye ağır darbe, Rumların ırkçı yaklaşımlarına tepki gösteren Ruslar 10 milyar euroyu bankalardan geri çekti. Ve Sağlık Bakanı Filiz Besim, Çalışma Bakanlığı'nı genel sağlık sigortası konusunda çalışmaya davet etti. Topçeler'de. Alkol tesiri altında tartıştığı şahsın burnunu ısırıp kıkırdak kemiğinin kırılmasına neden olan Cemal Cengiz Han 5 ay hapislik cezası aldı. Dişleri ile suç işledi.
Evet. Nasıl bir alkol tesiri ise bu, bir insanı ısırabilecek duruma getirmiş bu arkadaşı. Bu da ciddi bir tedaviye ihtiyacı olan bir durum. Yani ısırmak ne yahu? Kıbrıs Postası, fırsatçılar istediği fiyatı belirliyor, hükümet seyrediyor. Döviz kurları düşse de pahalılık devam ediyor. Vatandaş ise kaygılı. Kıbrıs Postası vatandaşa uzatmış sözü ve neler söylenmiş bakalım. Döviz kurları azaldı, pahalılık devam ediyor. Pahalılığın sebebi yöneticiler, denetim yok. Döviz düştü ama fiyatlarda yükselme devam ediyor, denetlenmiyor. Halen zamlı fiyatlarla karşı karşıyayız, denetim yapılmıyor. Fiyatlar denetlenmediği için düşmedi ya da kara borsa var. Fiyatlar bir an evvel denetim altına alınmalı. Hükümet fırsatçılara göz açtırmamalı. Herkes istediği gibi fiyat belirliyor. Denetim mekanizması çalışmıyor. Düşüş olacak diye bekliyorum. En azından ümit etmeye çalışıyorum. Ümidini yitirme sevgili kardeşim. Fiyatlarda azalış olması gerekir ancak gittikçe artıyor. Hükümetin seyretmek yerine ciddi bir şekilde bu sorunu çözmesi lazım. Ve fırsatçılar istediği gibi fiyat belirleyebiliyor. Durum içler acısı. Tüccarların hepsi fırsatçılık yapıyor. Hükümetin fırsatçılara önlem alması gerekiyor. Vatandaşlar böyle demiş. Ve Denktaş'tan Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık ve patates krizi çözüm bekliyor. Hükümet ithal ediyor. Üreticiler hasat zamanını bekleyin diyor. Kıbrıs Postası'nın haber başlıkları. Vestar Kıbrıs, endişelenecek bir durum yok. Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye ait. Kuzey Kıbrıs ile Türkiye ilişkilerinde endişelenecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi Başçeri. Ve Denktaş'tan adaylık sinyali. Demokrat Parti Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2020 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili adaylığı konusunda yeşil ışık yaktı. Ve Anastasiadis umut vermiyor. Cumhurbaşkanı Akıncı ile yaptığı haftalık olağan görüşmenin ardından soruları yanıtlayan Başbakan Erhürman, Anastasiadis'in son açıklamaları süreç açısından umut verici değil dedi. Halkın sesi, liyakata dayalı sistem kurulmalı. Cumhurbaşkanı Akıncı, meclis başkanlığı konusunda iç tüzük değişikliği yapılan yasayı 6 ay aradan sonra onayladı. Bu onayla birlikte Hüseyin Angolemli'nin meclis başkanı olabilmesinin önü açıldı. Akıncı, meclis başkanı Uluçay ve Başbakan Erhürman'ın mecliste görevden alınmasını istediği, kadroyla işlerin yürüyemez hale geldiğini ve meclisin idari yönden tıkandığını kendisine iletip kararnamelerin onaylanmasını talep ettiğini bildirdi. Akıncı, üçlü kararnamenin kapsamını daraltacak bir kamu reformuna duyulan acil ihtiyaç dikkate alınarak gerekli adımların daha fazla gecikilmeden bir an önce atılmasını istedi. Ve fotoğraf başlığı, barda katliam. Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bir barda ateş açan saldırgan 13 kişiyi öldürdü. Yine bir acı haber. Ve güzel bir çevre için sanata ihtiyaç var. Meclis eski başkanı Dr. Sibel Siber, Yakındoğu Üniversitesi Sanat Merkezi'nde yer alan Mustafa Hassürk'ün resim sergisini ziyaret etti. Evet. Anastasiadis'in açıklamaları umut verici değil. Bu açıklama Başbakan Tufan Erhürman'a ait. Erhürman, Kıbrıs'ı Türklerin hiçbir katılım olmaksızın sadece Kıbrıs'ı Rumların kendi kendilerine karar alabilecekleri mekanizmaların yaratılması hiçbir şekilde kabul edilebilir, gündeme getirilebilir bir şey değil dedi. Ayrıntılar iç sayfalarda geniş yer buluyor ve MEDAYÜ 5. Uluslararası İletişim ve Medya Çalışmaları Konferansı başladı.
ve Love Story'nin bestecisi öldü, Oscar ödülünü kazandı. Love Story başta olmak üzere çok sayıda filmin müziklerine imza atan ünlü Fransız besteci Francis Lai 86 yaşında hayatını kaybetti. Lai'nin ölümü uzun yıllardır yaşadığı Fransa'nın güneyindeki Nice kentinin belediye başkanı Christian Estrosi tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Esentepe Belediyesi'nde grev, Belediye Emekçileri Sendikası Esentepe Belediyesi'nde Belediye Başkanı Cemal Erdoğan'ın personele yönelik davranışları gerekçesiyle greve gitti. Başkanın çalışanlar arasında ayrımcılık yaptığını ve seçimde oy vermedikleri için mobbing uyguladığını savunan sendika, çalışma barışının zarara uğratıldığını belirtti. Detay, Anastasiadis'in açıklamaları umut verici değil. Başbakan Erhürman dönüşümlü başkanlık nasıl tartışılamaz bir şey ise elbette merkezi idare içerisinde federal devlet içinde yer alacak yetkilerle ilgili olarak Kıbrıslı Türklerin hiçbir katılımı olmaksızın sadece Kıbrıs Rumların kendi kendilerine karar alabilecekleri mekanizmaların yaratılmasının da hiçbir şekilde kabul edilebilir, gündeme getirilir bir şey olmadığını vurguladı. Ayrıntılar iç sayfalarda. Ve Tabipler Birliği organ bağışı hayat bağışıdır açıklamasında bulundu. Tabipler Birliği organ bağışı haftası nedeniyle açıklama yaparak organ bağışı çağrısı yaptı. Organlarınız toprak olmasın, umut olsun, başka bedenlerde yaşasın sloganıyla halkı organ bağışlamaya çağırdı. Mavroyanis Guterres'in tüm önerilerini kabul ettik dedi. Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyanis, Kıbrıs Rum tarafının Crans-Montana zirvesi sırasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sunduğu tüm önerileri kabul ettiğini iddia etti. Haberal Kıbrıslı sendikanın söylemleri gerçek dışı. Öğretmenler Sendikası ve Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Türkiye'den gelen öğretmenleri Kuzey Kıbrıs'ta yerel bütçeden euro cinsinden maaş ödeniyor diye açıklama yaptı. Bir de bunu eylem yaparak taşlandırdı. Ancak bu iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. İki öğretmen sendikasının Türkiye'den gelen öğretmenlerle ilgili yaptığı yanlış haberlere hem Eğitim Bakanı Özyiğit hem de bu şekilde gelen öğretmenler tepki gösterdi. Ve taşıma parası bulamadınız öyle mi? Ülkede 10 Kasım törenleri tartışmaları bitecek gibi görünmüyor. Bu konuda tüm kesimler açıklama yaptı. Hepsi topu başkasına attı. Ancak bir gerçek ortaya çıktı ki bu kadarına da pes dedirtti. Bakanlık ve taşımacılık yapan şirketler arasında yapılan sözleşmenin detaylarına göre 9. ve 10. maddeler bu konuda çok net ifadeler içeriyor. Hasbolat'ta kaza bir yaralı, UKÜ önündeki trafik kazası da Haberal Kıbrıs'ta yer aldı. Güneş, UBP paylaşım mutfağı için koşuyor. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Türksel sponsorluğundaki Lefkoşa maratonunun yapılmasına sayılı günler kaldı. Gelirin tümü Lefkoşa Türk Belediyesi paylaşım mutfağına gidecek. Maraton 4 kilometre, halk koşusu 10 kilometre ve 21 kilometrelik yarı maraton olarak 3 ayrı kategoride koşulacak. Atletiktir eski başkan Hüseyin Özgür Gün'de onu 21 kilometreyi koşar diye düşünüyorum. Çünkü antrenmanlarına devam ediyor. O da spor kökenli bir kişilik. Böylesine maratonlarda yer alsın. Ve yeni bir yol haritası oluşturulmalı. Bu açıklama Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcısı Zorlu Töre'ye ait Federasyon ve Birleşik Kıbrıs Arayışları adı altında Kıbrıs Türk halkını azınlık ve etkisiz hale getirmek isteyen Rum zihniyeti karşısında Kıbrıs Türk tarafının zihniyet değiştirip yeni bir yol haritası oluşturması gerektiğini belirtti Zorlu Töre. Hakikat en önemli sorun mobbing. Türkiye Halk İş ve Kamu Sen'in organize ettiği yenilikçi yönetimlerle kadın çalışanların eğitim yoluyla güçlendirilmesi projesi kapsamında düzenlenen seminerde toplumsal cinsiyet algısı ve mobbing
konusu ele alındı. Ve bu zihniyet değişmeli. Töre, Kıbrıs Türk halkı ve liderliği artık kendine gelmeli. Federasyon isteğiyle daha fazla zorlama yaparak devletimize ve ulusal davamıza gölge düşürülmemeli dedi. Ve görevden almalara eleştiri, Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, meclis bürokratlarının görevden alınmasını eleştirdi. Görevden alınan bürokratların görevini hakkıyla yerine getiren tarafsız, bilgili ve liyakatli kişilerden oluştuğunu kaydeden Arıklı, uzlaşmayla seçilen Meclis Başkanı Teberrükan Uluçay'ın bu bürokratları görevden alıp yerlerine CTP'ye yakınlığıyla bilinen bürokratları atama hak ve yetkisi olmadığını, bunun en azından etik değerlere aykırı olduğunu görüşünü ifade etti. Haberatör, saray kirli pazarlığa alet oldu. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği İdari Mali Teknik ve Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü, Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü ve Basın, Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü için tarafına 11 Mayıs 2018 tarihinde sunulan görevden alma ve göreve atama ilişkin 3 kararnameleri neden 6 ay sonra imzaladığı ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Siber, sanata ve sanatçılara ihtiyacımız var dedi. UKÜ kavşağında araç yaya çarptı, bir kişi yaralandı ve Türkiye'den ithal 37 öğretmen. Ülkemizde yüzlerce öğretmen işsiz iken Türkiye'den getirilen öğretmenler konusunda açıklama yapan Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, açıklamasında Türkiye'den getirilen 37 öğretmenin ülkede ihtiyaç duyulan alanlar olan rehberlik ve özel eğitim öğretmenliği konusu olduğunu kaydetti. Öğretmen eksikliğini gidermek için son 12 atamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını da belirtti Cemal Özyiğit. Kıbrıs manşet, Akıncı CTP'ye teslim oldu başlığını kullanmış ve YDP Genel Başkanı Arıklı'nın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın meclisteki 4 makamın değiştirilmesi kararnamesine imza koymasına sert tepki gösterdi. Ve domuz eti skandalı, ülkemizi turizminde geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir olay, gıda ve hijyen denetiminde ne kadar denetimsiz ve yetersiz olduğumuzun altını bir kez daha çizmek suretiyle bazı gerçeklerin de su yüzüne çıkmasını sağladı. Ülkemizdeki domuz etinin hangi yollarda geldiği ve şartlarda servis edildiği, hangi lüks otel ve restoranların domuz eti kullandığını önümüzdeki günlerde açıklayacakmış gazete. Nacak, konfederasyon mantıklı çözüm demiş. Avrupa Siyasi Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan ve Rum tarafının maddi manevi baskılarıyla geri çektirilen raporu yayınlıyoruz demiş. Dosyalar polise ve başsavcılığa gönderildi. Başbakanlık Denetleme Kurulu yolsuzluk dosyalarıyla ilgili çalışmalarını tamamladı. Ve yeni bir yol haritası oluşturulmalı. Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz, Rum tarafı ortaklık istemiyor dedi. Volkan Anastasiadis'e üniter devlet peşinde. Akıncı'ya, statükoya hizmet ediyor. Meclis Eski Başkanı Sibel Siber'den Anastasiadis ve Akıncı'ya sert eleştiriler. Anastasiadis'e üniter devlet peşinde, Akıncı'ya da statükoya hizmet ediyor eleştirisi var Sibel Siber'in. Ve dönüşünü başkanlık tartışılamaz demiş Başbakan Tufan Erhürman. Radikal vilayet mi çözüm mü demiş Erhürman. Anastasiadis'in son açıklamaları süreç açısından çok umut verici değil dedi. CTP milletvekili Asım Akansoy, cevap vermek yerine kendi duruşumuzu ortaya koyalım dedi. Ve Denktaş sendikaların taleplerini dinledi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kamu iş, kamu sen ve kıtam hayat pahalılığının durdurulmasına karşı grev dahil ortak mücadele etme kararı aldı. Bunlar da Radikal'in manşet haberleriydi. Şimdi çok kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından
Türkiye ve Dünya basınıyla devam edelim. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Sigara kullandım. Rahatsız oldum. 15 gün hastanede yattım. Nefes alamazdım. Öksürük ve balgam. Bıraktım. 10 yıldır bıraktım. Çok rahatım. Çok huzurluyum. 10 yıl gençleştim. 10 yıl rahat, huzurlu yürüyüşümü yapıyorum. Rahatım. Gençlere tavsiyem, sigara içmeyenler başlamasın. İçenler de bırakmalarını rica ederim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Türkiye gazetelerine bakalım. Hürriyet, ayrı babaya 15'te bir gün izin. Yargıtay boşanmış babaların velayeti anneye verilen çocuklarını her hafta sonu görmesini çocuğun yararına uygun bulmadı ve 15 günde bir yeterli dedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Yerel Mahkemenin eşinden ayrılan babanın 15 yaşındaki kızını her hafta sonu görmesine izin veren kararını bozdu. Bu izni çocuğun üstün yararına aykırı oldu. Kadarla birlikte mahkemeler belli kriterler ışığında babaya çocuğunu 2 haftada bir görme izni verecek. Ve süper baba sıkıcı anne oluşmasın uzman uyarısı. Psikolog Ayla Sırıklı ile eski hakim Mustafa Karadağ mahkemelerin disiplinli anne eğlenceli süper baba figürüne yol açmamaları gerektiğini söyledi. Ve şehirlerimiz ruhunu daha kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirlerdeki dikey mimari konusunda uyarılarını sürdürdü. Kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Murat dikkat et. Dikey mimari yok, yatay mimari. Son 2 asırda sadece siyasi ve askeri üstünlüğümüzü değil, şehirlerimizin ruhunu da kaybettik. Bunlar yükseldi fakat gönüllerimiz çoraklaştı, çölleşti, karardı demiş Erdoğan.
ve Kılıçdaroğlu ezan Arapçadır dedi. Kılıçdaroğlu CHP'li Öztürk Yılmaz'ın yol açtığı Türkçe ezan tartışmasını doğru bulmadığını söyledi. Dünyanın neresinde okunursa okunsun ezan İslam'ın çağrısıdır. Dünyanın her yerinde ezan Arapça okunur dedi. Ve Amerika'da bir katliam daha 13 ölü. Amerika'da bir sinagogda 11 can alan saldırının üzerinden 10 gün geçmeden bu kez bir bara dalan saldırgan otomatik tüfekle dehşet saçtı. Ve bu saldırılarda korkunç saldırı Kaliforniya'nın Thousand Oaks kentinde üniversite öğrencilerinin katıldığı partide yaşandı. Bara giren eski deniz piyadesi David Long 12 kişiyi öldürdü, 30 kişiyi yaraladı. Ardından intihar eden Long'un uzun süre Afganistan'da görev yapıp 10 madalya kazandı. Dönüşte psikolojik sorunlar yaşandı, belirlendi. Ve konsolosun evinde asit izi bulunduğu Al Cezire televizyonu Suudi Arabistan konsolosunun rezidansında hidroflorik asit kalıntıları bulunduğunu duyurdu. Bulguların gazeteci Kaşıkçı'nın vücudunun tamamen yok edildiğini gösterdiği aktarıldı. Yok ettiler adamı. Hani böylesine bir vahşet işte. Suudi Arabistan zihniyeti bu. Yani Suudi zihniyeti bu. Ve herkesi yıktı, kaçak yapı görüntüleyen DEHA drone'una ateş açan komşu kaçakların da ortaya çıkmasına neden oldu. Ve ceza yağdı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylara ceza yağdırdı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim 7, antrenör Hasan Şaşı 8, sporcular Donk 6, Endia 5 ve Rodriguez 3 maç ceza aldı. Fenerbahçe'de Soldado 6, Jailson 8 maç forma giyemeyecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ceza verilmedi. Evet. Ve sevinç ve hüzün UEFA Avrupa Ligi'nde takımların Siri açıldı ve konuşmaya başladı. Bir şey olacak. Kendi başına Siri açıldı aniden ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili yorum yapmaya başladı. Benden de güzel konuşuyor ha. Devam edelim bu habere. UEFA Avrupa Ligi'nde takımlarımız 4. maçlarında 3 farklı sonuçla sahadan ayrıldı. Fenerbahçe Anderlecht'i 2-0 yenip üst tur için büyük avantaj sağladı. Beşiktaş son anda galibiyeti kaçırıp Genk'le 1-1 berabere kaldı. Akhisar Sevilla'ya 3-2 yenildi. Kartal 4, Akhisar 0 puanla gruplarınca sonuncu sırada yer aldı. Ve Neco 3 ay evden uzaklaştırıldı. Savcılık şarkıcı Neco hakkında boşanmak üzere olduğu eşi İdil Erke'ye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 3 ay evden uzaklaştırma kararı verdi. Karara tepki gösteren Neco, ben zaten kendi evimde oturuyorum, uzaklaştırma olsa ne olur dedi. Yakışmıyor bu manzara. Ve Milliyet, operasyonu püskürttük. Türkiye'nin yüzleştiği operasyonu bertaraf ettiğini açıklayan Bakan Albayrak, doları 8,5 TL'den fiyatlayan sektörlerin normale dönmesini istedi. Ve 11 fil gücünde Rus gazı geliyor. Türkiye 2019 sonunda Türk akımdan başlayacak doğal gaz akışına hazırlanıyor. Gaz hattındaki boruların her birine deniz altından 11 fil gücünde basınç etki ediyor. Yıllık kapasitesi 31,5 milyar metreküp olan hatlar her biri 81 santimetre çapında, 12 metre uzunluğunda 150 binden fazla borunun birleşiminden oluşuyor. Ve dikey değil yatay mimari bedenimizin zindanlarına dönüştüler. Ve o hali komisyonundan 2700 iade kararı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonuna 125 bin başvuru yapıldığını belirtti. Bu başvurulardan 40 bini görüşülerek karara bağlandı. 40 binden 2700 iade edilmiş durumda. 37.300 kişinin başvurusu reddedilmiş dedi. Ve öncelik yine araçta. Sürücüler cezayı umursamıyor. Yaya geçitlerinde yayalara yol vermiyorlar.
ve Şaşmaz'ın görüntüsü yargı önünde. Vatan Şaşmaz cinayetiyle ilgili görüntüleri çektiği iddiasıyla yargılanan sanık eski polis Faruk K. görüntüyü müdüre WhatsApp'tan atacakken eşime attım dedi. Polisin eşi sanık Sibel Kadra, suçlu benim, bir ceza verecekseniz bana verin dedi. Evet, Derbiye ceza yağdı. PFDK olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturasını çıkardı. Rodriguez 3, Dong 6, Endia 5, Fatih Terim 7, Hasan Şaş 8, Jailson 8, Soldado 6 maç ceza aldı. Sağlık için günde 10 bin adım bilimsel bir çalışmaya dayanmıyor. 1960'larda Japonya'da üretilen ilk adım sayara 10 bin adım ölçer adının verilmesi bu sayının yaygınlaşmasına yol açmış. Uzmanlar önemli olanın tempo olduğunu belirtiyor. Evet değerli izleyenler, böylelikle Türkiye gazetelerinde öne çıkan haber başlıklarını da sizlerle buluşturduk. Biz yavaş yavaş noktalayalım burada güne yeni bakışı. Gün içinde yayınlarımız devam edecek ve bugün 3'te Ufuk Uçağı ile günün nabzını tutacağız. Ardından saat 5'te Mertel Refikoğlu ile birlikte şehirde yaşam diyeceğiz. Ve böylesine yoğun geçiyor günlerimiz. Pazartesi ve salı sabahında benim yerime Ufuk Çağ bu ekranlarda olacak ve güne size merhaba diyecek. Çarşamba gününden itibaren biz yine bu ekranlarda sizi özleyerek kaldığımız yerden gazete manşetlerimize devam edeceğiz. Hoşça kalın şimdilik. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay.
Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.
Barış Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var. İşimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.
Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi.